Evet sevgili dostlar sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Eğer hala kanala abone değilseniz yanlış yapıyorsunuz. İmkanınız var da üye değilseniz yine yanlış yapıyorsunuz. Fenerbahçe değilseniz kanala aboneyseniz videoyu beğenmiyorsanız yine yanlış yapıyorsunuz. Şaka şaka size bağlı arkadaşlar. Beğenirseniz canınız sağ olsun teşekkür ederiz minnettar kalırız. Beğenmesiniz de canınız sağ olsun ne yapalım demek ki düzeltmemiz gereken şeyler var. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun İngiliz ekibinden ayrıldığını açıkladı. Sözleşmesi biliyorsunuz Premier Lig ekibiyle sona eren Cenk Tosun sosyal medyadan yaptığı açıklamayla İngiliz ekibinden ayrıldığını açıklamış. Sevgili Everton ailesi sizi hiç sevmemiştim. Aklıma hep Dardanel tonu getirdiniz. Ton 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 Everton demekten. Dur lan karıştı herhalde. Bir, bir dakika. Hayatım boyunca unutmayacağım 4,5 yıl geçirdim. İnişlerimiz ve çıkışlarımız oldu. Bu sürede ve artık vedalaşma zamanı geldi. Beraber çalıştığım hocalarıma takıma falan filan 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 teşekkür etmiş arkadaşlar. Cenk Tosun Everton kariyerinde çıktığı 61 resmi maçta 4,5 yılda 61 resmi maç. Tabii kiralanması falan da oldu. 11 gol 6 asistlik <laughs> bir performans <gülüyor> sergilemiş. <gülüyor> Yani gol sayısı, asist sayısı çok çok düşük. İyi de hocam bize ne demiyorsunuz değil mi? Yani artık herhalde bu kanalda olarak artık bir şeyleri anlıyorsunuz. Değil mi? Yok mu? 7 Haziran'da 31 yaşına girecek arkadaşlar. Kanatlarda oynayabilen Türk Forvet ee, biliyorsunuz zamanda 22,5 milyon euro gitti 2018 yılında Everton'a. Orada bir nevi tutunamadı. Oradan Crystal taşa Beşiktaş'a kiralandı. <laughs> Bu sezon 3 maçta 11 dakika süre almış. İsterseniz hemen getirebilirim. Cenk Tosun'u. İyi bir Fenerbahçelidir. Haberiniz olsun. Gerçekten Fenerbahçelidir. Ha? Yanlış anlamayın. Acam ya Ağacan Beşiktaş'ta Sen bilginden ha, haberin yok. İyi bir Fenerbahçelidir. Çocukluktan. Jorge Jesus için geri sayım. İstiyorsanız bak hemen getiririm. Bak ben her yerde he, adamlarım var. Biz boş adam değiliz. Her yerde he, adamlarımız var. Ya bir telefonla Amerikan başkanlığı bize buraya getirebilirim. Fenerbahçe'de sezon sonu erdi. Gözler Jorge Jesus'a çevrildi. Herkes aman bir haberci haber verse de hemen inansak diye etrafa mail atar duruma geldi. Transfer dönemlerinde sizin en büyük hatanızı söyleyeyim mi arkadaşlar? En en büyük hatanız şu. Herkesi takip etmek. Bakın çok çok iyi biliyorum. Transfer sezonunda Twitter hesapları açılır ya da hesaptaki isimlerden duyumcu olanlar liste başı eklenir, takip edilir. Yapmayın. Kendinize büyük hata, yani büyük zulüm etmiş olursunuz. Kendinize büyük eziyet etmiş olursunuz. Bu çok büyük bir hata. Not: Ben hem kendi duyumlarımı veririm, hem sosyal medyadaki duyumları veririm, hem de sosyal medyada ne kadar duyumcu varsa sizin adınıza takip ederim. Hocam şunu da takip ediyor musun? Hocam bunu da takip ediyor musun? Hocam şunu da takip ediyor musun? Hocam şundan da haber ver. Hocam bak ben Fenerbahçe için Twitter'da yattım. Lan yatmayın Twitter'da Twitter'da. Yatmanıza gerek yok. A spor başında TRT spor başında yatmanıza gerek yok. Hani birçok kişi eleştirirken hani bakıyorlar laf sokacak şeyleri yok. çatı çatır duyumlar gerçekleşiyor. Laf sokamıyorlar. Ben de haber okurum. Oku o zaman. Monaco doğumlu arkadaşım. Oku aç kanalını. Monaco'da kanal aç. Biz de diyelim Monaco'nun kanalı diyelim. Açın kanalınızı. Siz de paylaşın. Yani haber okumak şeyse. Haber okumak arkadaşlar moda mod haber okuyan yok burada. Şimdi anlamanız gerekeni anlatayım. Tekrardan kısaca söyleyeyim. Sakın sosyal medyadaki 15 kişiyi 50 kişiyi takibi alıp da zamanınızı boşuna öldürmeyin. Ben hepinizin adına inceliyorum. Ama hocam ben seni takip ediyorum bir haftadır. Pırt ismi çıktı sen pırt ismine hiç değinmedin. Ulan değinilecek kadar dahi önemi yok demek ki değinmediğime göre. Zırt ismi çıktı hiç değinmedin. Ya yok hocam Ali Koç şuraya çıkacakmış buraya çıkacakmış ya arkadaşlar her şeyi konuşmuyorum. Bak her haberi size vermiyorum her şeyi konuşmuyorum. Size benden tavsiye. Hani diyorsunuz niye bu kanala abone olalım? Ya sizler için derleyip topluyoruz. Gerçekten derleyip topluyoruz. Özet halinde sunuyoruz. Daha ne yapalım? Şimdi CES için geri sayım sürüyormuş. Teknik olarak anlaşıldı, prensipte anlaşıldı. İstanbul'da artık e, ne zaman geleceğini merak içerisinde bekliyoruz. Hasan Can Aksu'yu takip edin. O emin olun uçak biletini e, sıra koltuk numarasına kadar dahi verir. Yani e, 23 Mayıs, 24 Mayıs, 30 Mayıs, 50 Mayıs, 100 Mayıs artık ne zaman gelecek olursa ben Hasan Can'dan şaşmayın derim. Bak bir insan başka duyumcu över mi överim? Çok karakterli, kariyerli bir arkadaşımız. Allah yolunu bahtını açık etsin. İnşallah bir yerlere ulaştığı zaman da bizi unutmuşluk yapmaz. Bazı arkadaşlarımız öyle oldu. Fenerbahçe TV'ye kadar çıkarttığımız dost dediğimiz arkadaşlar bizi oraya çıkar çıkmaz sattılar da sağ olsunlar. Biz bunu da yaşadık maalesef de. Neyse. <laughs> Yardımcılarıyla birlikte Cesus bekleniyor artık. İsmail Kartal'ın bir raporu var. Ve e, ee, görüşüyle futbolcularla ilgili bilgi verilecek. İsmail Kartal, siz bu programı izlerken, yani siz bu videoyu izlerken belki de İsmail Kartal'la bir görüşme gerçekleştirilmiştir çoktan. Belki de açıklanacaktır bu detaylar. Görüşme detayları, teklifler, pozisyonlar, ayrılıklar falan filan. Yani yardımcıları varmış. Sampo ve Deus yardımcıları artık transferede odaklandılar diye. Eee... Onu da söyleyeyim. Hocam kim görüşecek İsmail Katal? Ali Koç görüşecek arkadaşlar ve Bire birebir görüşme gerçekleştirecek. Hem teşekkür babında hem başka şey babında. Fenerbahçe resmi hesabından da bir teşekkür şeyini haberini görürsünüz. Şimdi bu etiket çıktığında iyi şeyler olmuyor genelde de. İyi şeyler de oluyor. Şaka yapıyorum. Salih Özcan resmen Dortmund'da. Bundesliga'da bir Borussia Dortmund Köln forması giyen Salih Özcan'ı transfer ettiğini açıklamış. Ee, ve Salih Özcan Borussia Dortmund'a transfer olmuş. Milli oyuncuna 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilmiş. Edinilen bilgilere göre 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtiliyor diyor. Dortmund'un enerjisinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde düzenli oynama fırsatı bu karar vermemde önemli rol oynadı. 81 bin taraftan önde kendimi geliştireceğim için çok mutluyum. Çok hırslıyım. Her şeyi yapmaya hazırım demiş. Soyunucu, soyunur musun? Her şeyi yapmaya hazırım ne ya? Ne demek her şeyi yapmaya hazırım ya? Arkadaşlar bildiğiniz üzere Salih Özcan duyumunu verip sonra demiştim ki arkadaşlar maalesef yani artık beklemeyin. Ee, yalnız bir şey söyleyeceğim. 10 milyon euro diyor haberde ama benim ulaştığım bilgilere göre maalesef Fenerbahçe'nin verdiği e, fiyatın 1 milyon euro üstüne yani 5 milyon euroya anlaştılar. 5 milyon euroya. Salih Özcan benim ya benim duyumlarım bu şekilde. Belki benim duyumlarım yanlıştır ama 5 milyon euroya anlaştılar. 10 değil. <laughs> Neyse Allah yolunu batıra açık etsin. Keşke bize olsaydı. Geçen sene bedava almak varken aman başkanım alalım aman alalım yok gerek yok yok şöyle yok böyle seneye de alırız. Sanki ayakkabı alıyorsun. Böyle de elden kaçar bazı futbolcular. Portekiz basını Seferovic'i duyurmuş. Bakın. <laughs> Seferovic'i duyurdu. Niye duyurur? Transferi duyurur. Değil mi? Rekord gazetesi Jesus'un talebi sonrasında dünyada başka forvet kalmadı biliyorsunuz. Fenerbahçe fiyat sormuş. Haberde Seferovic'in 10 milyon euro dediler diyor. Ama Jorge Jesus işte ayağımız alışsın. Ben burada daha önce de çalıştım. Ben 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 Benfica için hapis yattım dediği o yüzden de Benfica yönetiminin 7 milyon euroya kadar düştüğünü söylüyor. Tabi Seferovic'i de Fenerbahçe'ye getirmek istediğinden söz ediyor. Ee, bir kere şunu söyleyeyim. Yani hala anlamayanlar var. Yalvarırım arkadaşlar beni dikkatlice dinleyin. Hala anlamayanlar için bir kez daha özet geçiyorum. Eğer 3 milyon euro ve 6 paraya yani daha düşük bir paraya bon servis ücretini çekerlerse. <laughs> Seferov işte bizim verdiğimiz işte şu kadar oynamaya şu kadarlı e, sözleşmeyi kabul ederse gelmesi içten bile değil. %99.9 hatta bon servis bedelini tamamen sıfırlayıp feshedip gönderilirse belki o opsiyonlu sözleşme bile gerek kalmadan olabilir. Ama onun dışında beklemiyorum. Siz de beklemeyin. Bakın kimleri konuştuk. Belotti, Gabigol, Pedro. Değil mi? Bunlar konuşuldu ki üçü de palavra. Üçü de gelmeyecek. Yani palavra demeyeyim. Ee, yoklama çekilen isimlere şimdi palavra demek olmaz. Mesela Luis Suarez çok uğraştık. Bak çok uğraştık ama hiç uğraşmadık olarak söyleyecekler. Medyaya aktarırken yok biz hiç şey demedik ki diyecekler. Geçen sene de Cavani ile hiç, hiç şey yapamadık ki. Zuba boşa çıktı Artem Zuba. O da sözleşme yenilemedi boşa çıktı. Yani savaşma baş yurt dışına devam etmesi şu bu var. Ee, ilk i̇lk tercihinin Fenerbahçe olacağı öne sürüldü falan filan diyorlar. Değil. Kızıl Yıldız anlaşmak üzereydi ama döndü gibi. Leverkusen'in bir ilgisi var. Ama bah bahsettiğimiz oyuncu 6,5 sene Zenit'te oynayıp 249 maça çıkıp 108 gol 70 asist yapmış. Fakat yaşı 33. Ben Fenerbahçe 33 yaşındaki bir isim kolay kolay istemiyorum arkadaşlar ya. Yani e, beni yanlış anlamıyorsunuz inşallah. Hani benimle aynı düşünmek zorunda değilsiniz. Kesinlikle böyle bir iddiam yok. Kesinlikle böyle bir isteğim, düşüncem yok. Ama en azından çoğunluk bana katılırsa sevinirim. Gerçekten bak 33 yaşındaki futbolcuların artık bize verecek çok fazla şeyi yok. Dertten başka. Ha belki de ben yanılırım. Gelir Zubal gibi gol atar. Eyvallah keşke olsa. Ama 33 yaşındaki oyuncu risk ötesi risk. İyi de hocam alan nasıl alıyor? Atletico Madrid Suarez'i kaç yaşında aldı? Lan Atletico Madrid ve Luis Suarez. Yani aziz Allah. Genelde ben şöyle çuk diye duyumu, doğru duyumu verirken ezan okunur. Lan Luis Suarez yoksa hadi inşallah en istediğim forvetlerden birisi. Bak Luis Suarez olur. Luis Suarez 35 yaşında diye 40 yaşına da gelse topçu. Yani Zubay için benzer şeyleri söyleyebilir miyim bilmiyorum. Ve gelelim Jesus'un transfer listesine. Allah ne güzel lan 12 dakika olmuş tamam. 18'de bitirelim. Şimdi istediği isimler var. Tabii ki de eee Jorge Jesus'un. Siz bu transfer listesine isteseniz de ulaşamazsınız. Ben onu söyleyeyim. Türk medyası isteseniz de bu transfer listesine ulaşamazsınız. Ben ulaşmayı çok denedim ulaşamadım. He, sen ulaşamadın diye bizde mi ulaşamayacak? Ulaşamayacaksınız. Debelenip duracaksınız. Bir hafta Belot diye yazacaksınız. Bir hafta Seferovic yazacaksınız. Gabigol yazacaksınız. Debelenip duracaksınız. Şimdi de Marcelo yazacaksınız. Sol bek. Marcelo Marcelo Real Madrid'deki yazacaksınız. Bekleyin. Jesus'un da tıpkı Vitor Pereira gibi bir scout listesi var. Şimdi kimi yazdınız? Bünyamin Balca. Ben beklemiyorum. Seferovic, Suarez, Şimdi tek tek şurada isimler var. Başarılı kadro kurmak istiyor. Ali Koç uzun görüşme. Jesus takımın başına rapor doğrultusunda. Bünyamin Balcı bak. Allah aşkına. Jesus'un listesinde Bünyamin Balcı'nın olma ihtimali. Yani. Buna ihtimal veriyor musunuz ya? Hakikaten söylüyorum bak. Elin Portekizli Bünyamin Balcı'yı mesela. Bak Cenk kaçar diye bir futbolcu var. ayda stoperdi. Altay'ın o zamanki teknik direktörü Fenerbahçe kulübüne yalvardı. Lan adamı da ifşa etmiş olduk lan. Ee, bütün kulüplere yalvardı. İyi topçumuz var. Alın diye. Trabzonspor akılsızlığına doymasın. Akılsızlığına doymasın. Altay kulübüyle gitti. Ön protokol falan filan bir şeyler yaptı. Cenk Koyuz kaçar için. Bak Trabzonsporlu arkadaşlar ben sizden daha iyi bilirim Trabzon duyumlarını. Bir şeylik var çünkü bir bağlantım var. O yüzden biliyorum. <laughs> Akılsızlığına doymasınlar. Elden kaçırdılar Cenk kaçarım Şimdi Fransa bilmem ne liginde. Şimdi de milli takıma seçildi stopere. Bir kez izleyin. Bak bir kez izleyin diyeceksiniz ki ulan bunu niye büyükler almamış. Sonraki satışından da yanlışım yoksa 1.5 milyon euroya kadar %10 satış payı alt ayın. Yani 5 milyon euroya sattı 1.5'ü alt ayın. Ya hocam %10'u 500 bin yapıyor. Ne lan %10'u 500 bin yapıyordur? işin ee, <laughs> şakası bir tarafa ee, yani atıyorum 15 milyon euroya satıldı bir buçuğu 6 ayın. ama 20'ye satıldı yine bir buçukta kalacak şekilde <laughs> Mesela böyle bir futbolcu bak emin olun Cenk Özkaçar gibi birkaç isim vardır burada çay içmem lazım Kusura bakmayın arkadaşlar yani mecburum ama Bünyamin Balcı hepinizin Scout listesinde Hepiniz Bünyamin Balcı'yı tanıyorsunuz. Anladınız mı? Evet isimler. Sirius Christie. Hatırladınız mı bu ismi? Geçtiğimiz günlerde konuştuk. Yani bakın buradaki isimlerin hemen hemen hepsini konuştuk. Hepsini. Hepsini konuştuk. İrlandalı sabek arkadaşlar şu alt ligde Svensia'da kiralık olan. Hocam iyi de bu eleman alt Lig'de oynuyor. Biz niye alıyoruz? Yaşı da yüksek sözleşmesi sona eriyor. Yanlışım yoksa. Yani normalde Svensia ile sözleşmesi var. 2022'de boşa çıkıyor. 1 bin euro değer var. Adam en çok 3.5'e ulaşmış. 29 yaşında İrlandalı. Ben çok ihtimal vermiyorum. <laughs> Ama konuşalım. Yumtiti. Samuel Yumtiti. Geçtiğimiz günlerde hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Bu palavrayı da çürütmüştük. Lassina Traure. Bu Şahtar forması giyen forvet bunu da hatırlarsınız. Şu ana kadarkilerin hiçbiri <laughs> şu ana kadarkilerin hiçbiri eee Jesus'un aslında listesinde değil ama haber böyle sunuyor. Charlotte Charlotte listede değil. E, onu da söylemiş oldum. Şimdi arkadaşlar aslında video bitti. Aslında video bitti. Bakalım 16 dakikada bitirdim. Ben şimdi bunların size kimin listesinde olduğunu anlatayım. İsmail Kartal lig bitmeden bir liste hazırlıyor. Şu futbolcular gidebilir, şunlar alınabilir. Önerim şu, şunu alabilirsiniz, bunu alabilirsiniz diye bir liste sunuyor Ali Koç'a. Ali Koç da bu liste doğrultusunda çalışmalarına başlamıyor. Ali Koç ne zaman liste verilmişti hemen çalışmaya başlamış. Hiç mi tanımadınız Ali Koç'u? Etmeyin eylemeyin bak. Bak üzülen siz olursunuz. Yarın bir gün ben buradan gidelim. Üzülen siz olursunuz. Değil mi? Ve hani diyor ki şunu alınabilir, bu alınabilir. Mesela Luis Suarez menajerlerin önermesi. Sefero menajerler kapımızda yattı. Zuba menajer önermesi. Cenk öylesine konuştuk. Belotti sözleşmesi biten yıldız futbolculara ya hani şansını denersin. Şansını denersin. Hani açık arttırma usulü bir şey olur. Ulan şuna da ben şu fiyatı vereyim. Belli olur belki kimse almaz dersin. Teklif yaparsın ya. Öyle bir şey. 4 milyon euro yıllık ücret verirsen Belotti geliyor bu arada. İşte Gabi <laughs> bu da şey. E, ee, ısmarlama haber. Haberiniz olsun. Ismarlama haber. Pedro ilk defa şey yaptı. Geç yok bu uzun olan Pedro'ydu. Geçiniz. Suarez'i söyledik. Ali Özcan kaçtı zaten elden. Geçen seneden de şey vardı, alaka vardı. Marcelo Biliyorsunuz sözleşmesi biten için. Bünyamin Balcı mantık olarak Fenerbahçe sağ bekle memnun değil. Hemen Bünyamin Balcı'yı yazalım diyorlar. Öyle bir dünya yok. E Sirius Christie. Bu arkadaşla ilgili de bir şey var. Bu arkadaşla ilgili de menajer önerisi var. Hani ee, başka bir öneri daha var. Başka bir yerden daha öneri var. <laughs> ya tek taraflı bir şey değil bu. Hani bu arkadaşta bir şeyler var ama yani o sayı 15 milyon euroya satılırsa o zaman tekrar sorun bana bu arkadaşı tamam mı? Umtiti geçiniz. Tır, Lassina, Traure. Biz Şaklardan Marlon ve Traure isimlerine şöyle bir göz attık. <laughs> hani bunlar alınabilir dedik. Hazır Ukrayna'da savaş var. Bunların ligi oynamasa bunları bize ücretsiz kiralasınlar işte opsiyonu falan filan dedik. Geçen gün ben dedim ya işte bize verseler biz de oynasalar satışın %40 bon servisi bizim olsa diye. Hocam salak mı adamlar niye kabul etsinler diyorsunuz? Bence kabul etmemeleri salaklık. Kabul etmemeleri salaklık. Yanlış duymadınız. Kabul etmemeleri salaklık. <laughs> Çünkü Ukrayna Ligi oynamasa bu adamlara yıllık ücret vermeyecekler be. Kar elde etme fırsatı. Fenerbahçe'nin şu anda bak. Fenerbahçe'nin şu anda aldığı etiket ne biliyor musunuz? Al, parlat, sat etiketi. Fenerbahçe şu anda bu etiketi hani şuraya eklemiş durumda. forma şeyin üstüne amblemin logonun üstüne yıldız gibi eklemiş durumda. Al parlat satır. Lan vicdansızlar bugün Altay, Kim, Salai, Osayi, hatta Ferdi, Crespo diye tek tek sayıyorum. Lan Berisha'ya bile aldığım paranın üstünde teklif varsa bu takım nedir abi? Bir düşünün. Aldığım Hocam aldığı paranın üstünde teklif var. Satmıyorsa bu takım salaktır aldığım fiyatın üstü. Serdar Dursun'a bile 3 milyon euroluk teklif var ya. Böyle bir takımdan bahsediyorsun ya. Pelkas. Oynamadı. Sezonun bilmem bir kısmını sakat geçirdi. Lan Pelkas'a bugün 3,5 milyon euro teklif var. Sa şey, Zayt's. Geçen sene 3'e beğenmeyen takım bu sene 5'e çıktı. Hiç beğenilmeyen isimler. <laughs> yani böyle bir takıma dönüştün. Şimdi böyle bir takıma da düşündüğün zaman yani Marlon ve e, Traore isimleri bence Cuk diye oturuldu. Charlotte mesela hocam o Trabzon'da madde var. Fener'e gelmez o. Fener'i sevmiyor etmiyor. Neydi bir <laughs> bir tane söz vardı. Kara her parayı açar mıydı? Yok. Karı her parayı açar mıydı? Yok. Para her karı yok. Para her karıyı açar mıydı? Para her bir şeyi açıyor. Ha, kapıyı açıyordu. Belli mi olur? Bazı şeyler bir şeyleri açabilir. Böyle bir olay var. Ben açıkça söyleyeyim Jesus'un transfer listesi şu anda ortada yok. Ha, sadece bir isim vardı. Lucas mıydı ya? Elemanı unuttum ya. Estoril'deki on numara var ya o. O arkadaşı ha, bu bizim listeyle kesişiyor. Evet biz de bunu gündeme almıştık demiş olabilir. Bir de yine Portekiz'den bir stoper olabilir. Genç. Portekizli mi? değiller herhalde. Portekizli değiller herhalde ya. Müslümandı. Senegalli miydi? Ee, olabilir. Hani öyle isimler olabilir kesişen ama onun dışında Jesus'un transfer listesi şu an için piyasada yok. Ee, eğer Jesus'un transfer listesinden haberdar olmak istiyorsanız şurayı bir an önce arttırın. Abone olun. 10 TL aylık verme durumunuz varsa şiddetli bir şekilde tavsiye ediyorum. Ya arkadaş ben senin kanalına yeni abone oldum. Seni tanımıyorum. Niye 10 lira vereyim? Diyen arkadaşlar için şunu söyleyeyim. Ben sizin yanınızda olsam 10 lira vermezdim. Ben cimri bir adamım. Bu tip işlere para vermem. Ama ee, 10 lirayı da verirseniz 10 lirayla kalmazsınız. 100 lira, 200 lira ne buldunuz verirsiniz. Çünkü bu kanala bir ay üye olayım da çıkayım deyip de 2 yıldır üye olanlar var. Bu adamlar niye duruyorsa siz de o yüzden durursunuz. Benden de uyarması Dostane diyorum ha yanlış anlamayın. Hani benim kelimelerimin altında farklı bir kelime aramayacağınızı düşünerek söylüyorum. Farklı bir mana çıkarmayacağınızı düşünerek söylüyorum. Eğer üye olursanız <laughs> kusura bakmayın öksürük tutuyor. Eğer üye olursanız daim üye olursunuz. Hele hele üyelik avantajları paranın nasıl harcandığı gibi bilgiler konularda da bilgi sahibi olursanız o zaman diyeceksiniz ki Hocam keşke üye olmayan cimbomlu olsun deseydin. Biz hemen üye olsaydık diyeceksiniz. Şu an birçok üye arkadaşım diyor ki keşke hocam üye olmayan cimbomlu olsun deseydin diyor. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.